olan konuya gelelim. Çok tartışılan konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik iktidar ve yandaş medyanın kurmaya çalıştığı kumpas. Arkadaşlar, o kumpasa hemen dönelim. Şimdi bu kumpas önemli. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi il merkezinin, il binasının satın alınmasına ilişkin bir video yayınlandı. Bu videoda ama bu video üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu linç edilmeye çalışıldı. Ortada yine büyük bir ahlaksızlık var. Büyük bir ahlaksızlık var. Büyük bir yalan var. Büyük bir iftira var. Değerli seyirciler, yandaş medya ve siyasal İslamcılar bir dine sahip olduklarını, kutsal bir dine sahip olduklarını düşünerek ahlaka ihtiyaçlarının olmadığını zanneden bir kafa ve bir mantığa sahiptir. Üstelik de Ramazan'da bunu yapıyorlar. Ortada bir yalan var. Önce bu yalanları sıralayalım. Şimdi şu para sayma şeyi görüyorsunuz arkadaşlar, değerli seyirciler. Arkadaşlarımız verdi ortadan, ortadaki pencereden. Bunun, bu binanın ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi il merkezi olduğunu ileri sürdüler. Hayır. Bina sahibinin avukatının bürosu. Birincisi bu. İkincisi, 4-5 Kasım 2023, yani 7-8 ay önce yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayından önce delegelere dağıtılan para olduğunu ileri sürdüler. İkinci yalan da bu. Büyük bir yalan bu. Sonra bakın, biz kırmızı çerçeve içine aldık. Arkadaşlar onu yazıyla da verebilirler. 10 Aralık 2019 tarihli olduğu anlaşıldı. Yani tam 4,5 yıl önce, tam da Cumhuriyet Halk Partisi il binasının satın alındığı aya ait olduğu ortaya çıktı. Bir başka ahlaksızlık örneği de bu görüntüler servis edilirken Akit, Sabah gazetesi vesaire, iktidar çevreleri, AKP AKP'li hesaplar ve troll hesaplarından o tarih silindi. Dolayısıyla bir, bina Cumhuriyet Halk Partisi binası değil. İki, kurultay parası değil. Üç, tarih doğru değil. Dört, bu para teslim tesellüm belgesi imzalanarak bina sahibinin avukatı tarafından alınan kaporaya ait olduğu ortaya çıktı. Teslim tesellüm belgesini getirir misiniz arkadaşlar ekrana? Cumhuriyet Halk Partisi yayınladı bunu. Teslim tesellüm belgesi. Avukat imzalıyor bunu. Hukuku bilenler bilecektir. Avukatın imzaladığı belge noter senedi, noter belgesi değerindedir. Avukat herhangi bir belgeyi aslı gibidir diye imzalayabilir. Avukat imzası bu anlama gelir. Öyle anlaşılıyor ki AKP'li bu avukat, bina sahibi de AKP'ye yakın birisi, bir iş adamı ama belli ki AKP'li bir avukatla çalışıyor. Daha sonra bakın, ben bu belgeyi delegelere dağıtılan para, kayıt dışı para diye sosyal medyada yayarım, bana komisyon verin bu satış üzerinden diye şantaj yapmaya kalkıyor. Kendisi kovuluyor. Belli ki başka bir yerden para almış, tam seçim öncesi, yani CHP'den para alamayınca belli ki başka bir yerden, o yeri siz tahmin edebilirsiniz. Şu anda kim bu belgeyi, bu görüntüleri kullanmaya çalışıyorsa adresi odur. Onlara satıyor bu görüntüleri ve yurt dışına kaçıyor. Türkiye'de değil. Bir de korkak. Korkuyor. Arkadaşlar, teslim tesellüm belgesini getirir misiniz? Evet, bu belge. Tam ekran verin. Avukatın adını bir daha görelim. Bir de fotoğrafını görelim. Bizim şeyde var, haberimizde var. Ofisimde teslim tesellüm yapılmıştır. Avukat Gökhan Taşkıra. 3 imzalı. Teslim eden Özgür Naz, Cumhuriyet Halk Partisi il yönetim kurulu üyesi. Teslim alanın imzası var. Ali Rıza Barka. Ve teslim tesellüm belgesini imzalayan bir avukat var ortada. Ve bu para, bak, İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi,
falan falan ada numaralı falan falan PAF'da 14 adet bölümden oluşan mülkün alınması için kapor olarak ödenmiştir diye de yazıyor. Şimdi bu belge ortadayken, evet alabilirsiniz arkadaşlar bu belgeyi, bu belge ortadayken yandaş medyanın bu kampanyayı sürdürüyor olması, iktidar çevrelerin bu kampanyayı sürdürmeye kalkması tam bir ahlaksızlık örneği. Ama şunu söylemek mümkün. Bir gün içinde çöktü bu. Bir gün içinde bu kumpas çöktü. Baştan sona yalan. Ahlaksızlıkla, iftirayla ve yalanla seçim kazanmaya çalışıyorlar bir kez daha. Ama bu görüntüler dönüp onları vuracak. Efendim dönüyor ki niye bankadan havale edilmedi? Bu ödenen kapora. Bir. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde bir tuğlada sen koy kampanyası açıyor. İl binası satın almak için. Üye ve taraftarlarından bağış kampanyası başlatıyor. Bağış kampanyasından gelen para ve makbuz karşılığı alınmış tamamı. Ve kapora olarak veriliyor bir bölümü. Bina tamamı ödenmeden tapu işlemlerini başlatmak için. Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra da tamamı resmi hesaptan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yani Genel Saymanlığı tarafından banka üzerinden gönderiliyor. Daire alanlar, ev alanlar, iş yer alanlar bilirler. Bütün emlakçılarda, büyük emlakçılarda para sayma makineleri vardır. Çünkü kapora oradan elden verilir. İşlem böyle yapılır. Bizi izleyen seyircilerimiz arasında yüzlerce, binlerce bu örneği yaşamış olanlar vardır. Çeşitli nedenlerle. Çeşitli nedenlerle elden kapora ödenir. İşte tapuda değeri küçük gösterilir vesaire vesaire. Burada tapuda değeri de küçük gösterilmemiş. Ne ödenmişse aynı değerden gösterilmiş. Tapu da orada. Burası bir iş merkezi olarak yapılmış. Binanın tamamı alındığı için her katın ayrı bir tapusu var. 14 tapu teslim alınmış mal sahibinden. Efendim deniyor ki paranın ödenme tarihiyle tapu tarihi arasında 3-4 ay var. Kapora bu. Kapora önden veriliyor. Her zaman önden verilir. Başkasına satılmasın diyedir. Vazgeçerseniz kaporanız yanar. Bu da bir anlaşmadır. Bu yüzden bütün emlakçılar, emlak alım satımı yapan herkes bilir. Bunu yandaş medyada özellikle iktidar mensupları da gayet iyi biliyor. Ama ortada büyük bir siyasi ahlaksızlık var. Bir ahlaksızlık ve büyük bir siyasi şantaj ve kumpas girişimi var. Ama maalesef bir gün bile sürmedi ve çöktü onların adına üzgünüz. Sıralayalım mı bir daha? Birinci yalan. Ne dediler? Burası Cumhuriyet Halk Partisi il binası. Değil. Mal sahibinin avukatının bürosu. İkinci yalan. Kongre CHP kurultayından önce delegeler için bu para verildi. Kemal Kılıçdaroğlu bu nedenle kaybetti. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından delegelere verilecek para dendi. Tarih 10 Aralık 2019 çıktı. Yani kurultaydan 4 yıl önce. 3. Servis edilen görüntülerdeki tarih silindi. Tarih silinmiş. Yani bilinçli bir kumpas var ortada. Tarihi görüyorlar. Bunun yalan olduğunu farkındalar. Yanılıyor demiyorum. Yandaş gazeteciler var. Yandaş gazeteciler var. Utanmadan, arlanmadan bunu yeni bir görüntü diye servis ediyorlar. Üçüncüsü bu. Bazı muhalif olduğunu zanneden ve CHP içindeki kliklerden birine ya da diğerine çalışan nesnel olarak tipler var. Bunlar da efendim banka yoluyla gönderilseydi falan diyorlar. Hiç mal mülk almamışlar belli ki olabilir. Ama bir emlakçıya, bir avukata sorarsınız. Tarih yanlış, yer yanlış, iddia yanlış, bina yanlış. Tam 4 tane yanlış var. 4 temel yalan var ortada. Kumpas da bu yalan çökertiyor. Biz bu yalanı ilk ortaya koyan medya kuruluşlarından biriyiz. Hatta belki de ilkiyiz. Dün akşam biliyorsunuz hocam 18 dakikada biz bunu gündeme getirdik. Hemen aynı gün, yani çünkü dün akşam saatlerinde hemen CHP bir açıklama yaptı. CHP'nin açıklaması da ortada. Bu söylediğimiz her şeyi ki 9 Aralık diyor, 9 Aralık, 10 Aralık diyor. 4,5 yıl sonra diyor servis edildi bu. Peki bu avukatın yaptığı nedir? Şantajdır, suçtur. Müvekkilinizin rızası olsa bile bunlar sır niteliğindedir ve ifşa edilemez.
ifşa edilmesi avukatlık kanununda da, adli yargılama mevzuatında da suçtur. Suç işleyen bu avukat belli ki bir para almış bir yerden, CHP'den alamadığı parayı başkalarından almış olacak ki yurt dışına kaçıyor. Ya siz ne kadar korkaksınız. Sadece ahlaksız değil, aynı zamanda korkaksınız. Bir seçimi böyle mi kazanacaksınız? Hani insanlara rol modeli olur dedik dün. Gazeteciler, politikacılar, sinema oyuncuları, tiyatro oyuncuları, önde gelen toplumun kanaat önderleri, sporcular. Onlar iyi nitelikleriyle, ahlaklarıyla, davranışlarıyla, alışkanlıklarıyla, tercihleriyle bir model oluştururlar. Ya siz bütün ülkeye sunduğunuz model bu mu? Bir de efendim niye paranın bir bölümü nakit verilmiş, elden verilmiş, ben olsam bankadan verirdim. Sizin Türkiye'de piyasadan haberiniz yok. Kapora böyle verilir, böyle ödenir. Bu yanacak paradır çünkü siz satıştan vazgeçerseniz ya da alıştan vazgeçerseniz.